Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Bir önceki derste ya da derslerde aslında kararlılık kavramını işlemiştik. Gerçekten bir sistemin nasıl kararlı olacağını, hangi durumlarda kontrol edebileceğimizi, işte atıyorum bunu transfer fonksiyonuyla, zaman domaininde ya da Lyapunov fonksiyonuyla nasıl yapacağımızı aslında detaylı bir şekilde anlatmıştık. Şimdi artık ne yapacağız? Yavaş yavaş gideceğiz. Kontrol teorisindeki örneklerimize başlayacağız arkadaşlar. Burada ne yapacağız? Biz bir uygulama aslında yapacağız. Hangi uygulamaları burada gerçekleştireceğiz arkadaşlar? Daha önce tasarladığımız aslında sistemlerin kontrollerini şu anda yapmaya çalışacağız. Hem stabilize edeceğiz hem de gidip ne yapacağız arkadaşlar aslında burada? Kontrolünü, yani referans kontrolünü gerçekleştirmeye çalışacağız. Şimdi bakın, bunları yapabilmek için bizim elimizde aslında 3 tane seçenek var şu anda. Benim tasarlayacaklarım da tabii, bunların birçok yöntemi var arkadaşlar. Ben ama bu derste PID, Full State Feedback LQR ve Lyapunov tabanlı olarak bunların kontrollerini gerçekleştirmeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi bu dersi herkes belki hani en baştan izlemeyebilir. Ama şu anda tasarlayacağım model aslında tek bir tekerleğin modelinin kararlılaştırılması. Yani aslında kararlılık analizinin yapılması, kontrolcü tasarımı ve bunların full state feedback, yani full geri dönüşümlü aslında metotla kontrolü, LQR optimal kontrol ve Lyapunov kontrollerini şu anda gerçekleştireceğim. O yüzden bakın, gidiyorum. İlk kendime model olarak seçtiğim parametrem benim şu olacak. One wheel model. İlk bunun kontrolünü gerçekleştireceğim. Şimdi bu örnekleri yaparken arkadaşlar birden fazla örnek yapacağım burada. Bunların hepsini gerçekleştirirken ilk şuna dikkat edeceğim. Ben bunu daha önce anlattım. Yani dersimin daha öncesinde. Eğer ki gerçekten bunu detaylı olarak öğrenmek istiyorsanız o derslere gidin. Ama bu derste sadece denklemlerini çıkarıp modelini çıkaracağım. Modeli çıkardıktan sonra hemen artık kontrol teorisiyle ilgili aslında çalışmalara geçeceğim arkadaşlar. O yüzden bakın, geliyorum öncelikle. Bizim modelimiz nasıldı burada? Şöyle yazayım. Assume that diyorum yine. Model is şöyle bir yerimiz vardı, şöyle bir tekerleğimiz vardı arkadaşlar. Bu tekerleğin şöyle bir yarıçapı vardı, şöyle bir tet açısıyla bu dönmeye çalışıyordu ve bu döndükçe aslında arkadaşlar x yönünde bir hareket sağlıyorduk. Nasıl sağlıyorduk bunu aslında? İki tane kuvvetin etkisiyle. Bakın buraları hızlı geçiyorum. Şöyle bir torkla, bir de yerin sürtünme kuvvetiyle aslında biz bu işlemleri gerçekleştiriyorduk. Şimdi buraları hızlı geçiyorum arkadaşlar. Bunu detaylı olarak öğrenmek istiyorsanız daha önceki derslerimde tek tekerleğin modeline bakarsanız oradan bulabilirsiniz. Onun MATLAB uygulamasını da bulabilirsiniz. Ama ben burada biraz daha hızlı bir şekilde bunları anlatıp çözmeye çalışacağım arkadaşlar. Çünkü temel amacımız aslında bu sistemleri kontrol etmek. Şimdi biz bakın ne diyorduk burada? Bir kere burada bir translational bir hareket vardı. Şöyle. Bir de rotational bir hareket vardı arkadaşlar. Benim buradaki translational hareketim neydi? Şöyle bir FF'im var bakın burada. Bir FF kuvveti veriyorum. Hangi yönde? X yönünde, ama X yönünde giderken de M çarpı X dot dot'lık bir aslında ivmelenmem vardı. Çünkü FF X yönünde olduğu için sadece bunun kütlesiyle X dot dot'ın arasındaki ifadeyle aslında biz bunların eklemesini yapabiliyoruz arkadaşlar. Rotasyon olarak elimde ne vardı? Şurada bakın bir tane tork değerim var. Bu tork değerini veriyorum buraya. Tork değerini verdikten sonra aslında benim elimde ne olacak? Bu sistem ivmelenmeye başlayacak. Nerede? Theta dot dot aslında. O yüzden bakın, bu sistemin bir inersiyası var, eylemsizliği var. Theta dot dot'la bu işlemi çarpıyorum. Çarptıktan sonra bir de aşağıdan bir FF kuvvetim var tam tersi yönünde. R ile FF'i çarptığımda arkadaşlar burada, benim sistemin içindeki hem rotasyonun hem translation'ın aslında hareketimi modellemiş oluyorum.
Şimdi mekanik sistemlerde neydi? Sadece bu iki hareket türü vardı arkadaşlar. Bir sistem ya translational hareket eder ya da rotational hareket eder. Bunu Newton'un teoreminden aslında biz çok net bir şekilde biliyoruz. O zaman bakın bu FF'i gidip ben burada bunun yerine yazarsam ve X'e de şunu atarsam. Bakın şöyle yazıyorum. X eşittir R çarpı teta olduğu için burada. Çünkü bunun bir tur atması aslında 2 pi R'lik bir uzunluğa denk geliyor. O yüzden bakın R ile teta'yı çarparsam aslında ben X durumunu modellemiş olurum. O yüzden bakın burada X'in datını aldığımda R teta dat oluyor. X dat datı aldığımda R teta dat dat oluyor arkadaşlar. Bu ifadeleri çıkardıktan sonra ben artık neyi biliyorum? X dat datın yerine R teta dat datı da yazabilirim. O yüzden bakın benim toplam denklemim aslında burada neye dönüşüyor? Şurada bakın bir tork ifadesi var. Bu tork ifadesinin yanına J teta dat datım var. Eksi R çarpı bir M X dat dat. Değil mi? Bu ifadem var. He, M X dat datın yerine ben artık ne yazabilirim arkadaşlar? Şurada bir J teta dat dat yine aynı kalıyor. Aynı kaldıktan sonra arkadaşlar ben buradaki ifadelere ne yazabilirim? Eksi R çarpı M'in yerine bu sefer M çarpı X dat dat yani R teta dat dat yazıyorum. Şu şekilde ve benim temel denklemim burada neye dönüyor? Teta dat dat J eksi R çarpı M ifadesine dönüyor arkadaşlar. Şimdi bu bizim aslında ne formumuzdu? Biz bir birim tork verdiğimizde ne kadar teta ile gideceğiz? Aslında biz şu anda onu söylüyoruz. Ama biz neyi öğrenmek istiyoruz? Bir birim tork verdiğimizde ne kadar x ile hareket ediyoruz? O yüzden bakın bu tork ifadesinin içerisine şimdi hiç uzatmıyorum. C'in yerine teta dat dat'ın yerine ben ne yazabilirim? X dat dat bölü r yazabilirim. Şuradaki denklemden. Yan tarafta da eksi m çarpı x dat dat çarpı r'lik bir ifadem kalıyor. Nereden geliyor da? FF çarpı r'den geliyor. Yani FF çarpı r. Eşittir diyorum o zaman arkadaşlar. Buradaki ifadem ne? X dat dat m ne olacak burada arkadaşlar? Bunlar da tabi artı oluyor yukarıdaki denklemden. Şöyle bu ifadeleri ben geçirdiğimde şu artı olacak. Şu eksi olacak. Şurayı yanlış yazmışım arkadaşlar. Bir şimdi garip geldi. Hızlı yapmaya çalışırken hata yapmışım. Şöyle geliyorum. Tekrardan yazıyorum bunu. Benim buradaki denklemim aslında nasıl bir denklem arkadaşlar? Tork eşittir. Bu verilen tork hem J teta dat dat da harcanıyor hem de F F çarpı R de harcanıyor. Aşağıdaki denklemlerin de hepsi bu durumda doğru oluyor arkadaşlar. O yüzden bakın burada bir artı ifadem olacak. Burada da bir artı ifadem olacak. X dat dat R'yi ben buraya koyduğumda şöyle M X R dat dat yazdığımda arkadaşlar burası ne olacak benim için? M çarpı R. Şöyle siliyorum tekrardan. Şöyle. M çarpı R yazacağım arkadaşlar buraya. Çarpı R yazacağım. Bir de burada ne olacak arkadaşlar? Artı C bölü R ifadem olacak. Yani aslında benim buradaki ifademde tork ifadesi şöyle kısaltmak adına yazacağım sadece buraya. X dat dat M çarpı R artı C bölü R oluyor arkadaşlar. Benim en genel formumda aslında ben bunları elde ediyorum. Şimdi bakın şu yukarıdaki denklem hatasını da çözdükten sonra bakın tork eşittir C teta dat dat artı FF R ya. Hem ben bunu kullanabilirim hem de bu ifadeyi aslında arkadaşlar burada kullanabilirim. Peki ben bu ifadeleri yazdığımda aslında kendim için ne görüyorum? Aslında şunu görüyorum arkadaşlar. Benim burada kontrol etmek istediğim şey değer eğer x ise ben bunun x'ten torku olan denklemini yazmam gerekiyor. Ama siz burada açıyı kontrol ediyorsanız bu denklem formunu aslında burada kullanmak zorundasınız arkadaşlar. Çünkü bakın buraya ben bunu koyduğumda bir de özellikle şurada x dat dat'ın içinde bir tane daha r var. Şurada bir r kare olacak. Kusura bakmayın. Denklem takımında tutmadığı için. Biz eğer ki burada teta'yı kontrol etmek istiyorsak bakın bir tane tork verdiğimizde teta'nın ne kadar hareket edeceğine dair bir denklem çıkarmamız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden bakın ben burada x'i kontrol edeceğim için aslında bir birim torkta ne kadar x ilerler diye ben bir denklem çıkarmaya çalıştığımda aslında şu denklemi kullanmam gerekecek arkadaşlar. Şimdi burada birkaç tane hata yaptım. O hataları düzeltmek adına bir daha ben size tekrar edeyim şunu.
Bakın burada bir translation'ımız, bir rotation'ımız var. Şurada bir torque var. Torque'un yanına ne geliyor? J tete dat dat geliyor. Artı FF çarpı R geliyor. Neden? Çünkü burası bir torque yiyor. Burası da bir ayrıca bir torque yiyor. Sürtünmeden dolayı aslında. Sonra aşağıdaki denklemleri alıp yerine yazdığımda burada arkadaşlar. Ben torque denklemine teta ve torque denklemine göre X denklemlerini elde etmiş oluyorum. Ve ben burada hangisini kontrol etmek istiyorsam arkadaşlar aslında o formun içindeki o forma sahip denklem takımını ben burada kullanacağım arkadaşlar. Şimdi bakın bu bizim ilk denklem formumuzdu. Ama şimdi gidelim biz bunu birazcık daha aslında ne yapalım? Karmaşıklaştıralım. Kontrol problemine çevirmek için o da. Şimdi bakın biz burada hareket ederken arkadaşlar şurada şöyle bir F friction'ımız olsun. Havadan kaynaklanan. Şöyle havadan kaynaklanan bir F friction. Ve ben bu F friction'ı arkadaşlar şu şekilde ifade edeyim. Benim F friction değerim herhangi bir C katsayısı bu damping ratio'muz çarpı X data göre değişsin. Ve ben bu ifadeyi çıkarmak istediğimde bakın dikkat edin. Eğer ki bu F friction faktörünü de ben buraya eklersem o zaman benim denklem takımım ne olacak? Torque eşittir. J X dot dot bölü R. Çünkü X dot dot'ın ifadesi buydu. Theta dot dot vardı burada. Artı diyorum bakın buraya. Burada ne olacak arkadaşlar? Bir R çarpı ne ifadem vardı? FF çarpı R ifadesi. FF'in değerine M çarpı X dot dot olacak. Yani enerjinin bir kısmı da translational motion'a, bir kısmı da rotasyonel motion'a gidecek. Ve translational yönde bakın şurada benim neyim var? Bir de friction kuvvetim var. Havadan dolayı aslında oluşan bir kuvvet. O yüzden geliyorum bakın bu torque'un demek ki bir kısmı da aslında buraya benim için gidecek arkadaşlar. Onu nasıl ifade edeceğim? Yine R yarıçapından alıp C çarpı X dot ifadesini ben buraya yazacağım arkadaşlar. Yani şurası rotasyonel hareketten kayıp. Burası translational'dan ivmelendirmeden dolayı aslında kayıplar var. Burada da aslında friction'dan dolayı aslında benim için bir kayıp oluşuyor arkadaşlar. Ve ben bakın bu ifadelerin hepsini R ile çarpıyorum. Neden? Çünkü torque ifadesi aslında kuvvet çarpı R'dir. Ama X ifadesi tamamen kuvvetle ilişkili olduğu için benim onu bir şekilde torque'a çevirmem gerekiyor. Bu yüzden aslında yapıyorum. Şimdi buradaki İkinci konu ne arkadaşlar bizim için? Aslında şu. Bunların parametrelerini düzgün bir şekilde belirlemek. O parametreleri ben belirlerken ne yapacağım aslında? Şöyle bir yaklaşım yapabilirim. Şimdi bakın. Ben C için hava sürtünmesiyle alakalı bir denklem oluşturabilirim. Aynı şekilde arkadaşlar I içinde ya da C içinde burada aslında şekil faktörüyle alakalı katsayılar oluşturabilirim. Arkadaşlar. Şimdi bunların hesaplanması ve son denklem formuna getirilmesi için aslında ben bir sonraki derste anlatacağım. Bunun da sebebi şu arkadaşlar aslında. Şimdi bakın biz gerçek hayatta bir sistemi tasarladığımızda şöyle bir yuvarlak bir cisim dönmeye başladığında buraya tork yazıyoruz gerçekten. İşte atıyorum x dot dot'la değiştiriyoruz. Gerçekten buradaki denklemler doğru. Ancak bunun J parametresi, M parametresi ya da atıyorum R parametresi aslında zamana göre değişebilir. Ya da zamana göre değişmesini bırakın. Bunları gerçek faktörlerle, gerçekten tasarım parametreyle bizim ifade etmemiz gerekebilir. Ben bunu daha önceki derslerimde detaylı bir şekilde anlattım. O yüzden bakın. Şimdi ben bir sonraki dersimde aslında ne yapacağım? M'i, C'yi ve C'yi burada gidip gerçek hayattan alınan değerlerle aslında biz bunu nasıl tasarlarız, nasıl parametrik hale getiririz onu size anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Bunu yapma amacım tamamen şu. Siz bir modeli artık kontrol etmek istediğinizde buradaki parametrelerin de seçimleri ve tahminlerini yapmak zorunda kalacaksınız. Çünkü önceki derslerde aslında bir sistem dinamiği derslerinde biz ne yapıyorduk? Sadece modeli çıkarıyorduk ve alt üst değerler belirliyorduk. Mesela J şunu seçersem bunun responsu böyle olur. Şunu seçersem aslında ya da atıyorum mesela R'si, J'in R'si aslında yani yarıçapı büyürse sistem yavaşlıyor. Küçülürse hızlanıyor gibi ifadeler kullanıyorduk. Ama artık bizim problemimiz kontrol ve kararlılık olduğu için biz bu parametreleri de kendimize göre optimize edeceğiz. Bunu nasıl yapacağız aslında? Biz bunu kontrol etmek istediğimizde ne kadarlık bir torque ihtiyacımız olduğunu bakın zaten direkt bu ifadelerden J, M, C, R katsayıları belirliyor arkadaşlar. O yüzden bir sonraki derste bunların seçimlerini yapıp total formu oluşturacağız ve oluşturduktan sonra bunun bir kararlılığını inceleyeceğiz arkadaşlar.